Lan Nazlım var ya, resmen pazarcılık camiasına yeni bir soluk getirdin ha. Maşallah. Yok mu yeni yatırımların falan? Dalga geçme be. Bey ne kız? Düzgün konuş. Hiç yakışıyor mu adın öyle? Azıcık hanım oluyor ya. Şu an. Alo? Evet benim. Ne? Nereye? Var tabii, olmaz mı? Tecrübenin alası var bende. Tamam tamam. Yarın geliyorum. Hadi iyi günler. Ne oluyor lan? Lan oğlum, iş görüşmesine çağırdılar. Seni? Evet beni. Ne var yani? Olamaz mı? Oğlum hangi kafasız seni çağırır lan iş görüşmesine? Hem de Kuzey Üniversitesi'ne. Ya ne haber? Gel ders ver diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak mı kız ya? Selamun aleyküm. Hayırdır? Buyur kardeşim. Hiç. Öyle bir hayırlı olsun dediydim de. Varsa bir çay içeriz. Benim işim var şimdi. Bir müşteriye tamire gideceğim. Maşallah. İlk günden işler yığılmış ha. İyi iyi. Allah bereket versin. Eyvallah. Ne haber lan Bülbül? Ya abi ne yapayım, yeşillik parlatıyorum. Oo, bakıyorum da mahallenin genç kuşak iş adamları da burada. Ne o kız? Yerde para mı buldun ha? Ağzın kulaklarında. İş buldum lan, iş buldum. Ve karşınızda Kuzey Üniversitesi'nin kafesinin garsonu duruyor. Ulan ben de bir şey sandıydım ha. Garsonluk işiymiş. Allah Allah. Laf eden de üç kağıtçı otoparkçı. Doğru konuş kız. Nazlım, hayırlı olsun. Sağ ol Bülbül'üm. Bu Kuzey dediğin Serra'nın üniversitesi değil mi? Aynen o. Vallahi siz kendi küçük dünyanızda takılmaya devam edin. Serra oldu başını gidiyor. Bir sevgilisi var ki okulda el ele, göz göze. Allah hayatını yaşıyor. Lampire. Oğlum öldük lan acımızdan. 40 saatte bir parça, iki parça et koyamadın lan önümüze. Abi anlamadım ki ben bugün bu eti ya. Geç pişiyor bayağı da. Şimdi sana nar gibi kızarmış tabak yapıyorum. Aman. Oğlum benim alnımdaki LED ekranda aptal mı yazıyor lan? He? Yok abi, o nasıl laf ya? Estağfurullah. Ulan daha estağfurullah demeyi bilmiyorsun lan. Gelecek. Senin bir şekerin düştü abi ya. Şunun tadına bir bak. Lan pire. Oğlum bak, canım burnumda zaten. Bir de sen beni açıklasın ama. Vallahi keserim o dilini, atarım ızgaraya. Ne oldu abi? Niye gerildin ya? Oğlum sahipli bir kız için çok fazla rikse girdik lan salak gibi. Riks derken abi? Oğlum Serra Hanım uğruna biz korkutmadık mı bu titreyi? Ha? Evet abi. Sen dedin yengen olur dedin. Etrafında ne kadar çar çakal varsa temizleyelim dedin. Dedim mi lan ben bunu harbiden? Tüh! Ulan kafama ya. Abi yengemiz artık yengemiz olmayacak mı? Oğlum yenge deyip durma lan şu zibidi düşkünü kıza. Ne diyeyim? Deme. Hiçbir şey deme de. Ben diyorum yine gideyim yarın takıldığı şu serseriye bir bakayım diyorum ya. Sen bilirsin. Geleyim ben de. Yok ben tek giderim. Hoş geldin. Abi. Vallahi kusura bakmayacağım Pire kardeş. Ben kendini kurtarmak için seni feda etmek zorunda kaldım. Nasıl yani abi? Vallahi müdürüm, benim bir suçum yok dedim. Bizim geri zekalı kendince trafik canavarı olmaya karar vermiş. Gitmiş o oğlanın arabasını yoldan çıkartmış dedim. Ben? Ya sen
Biz beraber sen demedin mi git diyor. Abi ne demek öyle bir adam sen öyle söylüyorsun ya ha? Allah oğlum. Sen de iyice öttek çıktın lan. Bundan sonra sana sabahları yürek yedireceğim. Belki bir işe yarar. Ya ne yüreği, ne böbreği? Sen ne diyorsun? Ne dediler sana orada ya? Ha? Lan oğlum bizim eski köpek yarışı yaptırdığımız yer yok mu? E var, köpek var abi. He, den. Heh, orayla ilgili bir şikayet olmuş. Ben de komiserim devrettim dedim. Bizim öyle pis işlerle işimiz falan olmaz dedim. Ha o benim o bizim o kaza öyle bir alakası yok yani. Lan yok oğlum yok. Rahatla lan. Ben rahatım canım sen. Kendine bak. Boş muhabbete çağırdılar bizi. Karakolda bir gecemiz geçti. Sen niye böyle kendini garip garip işlere sokuyorsun ki zaten? Ben hiç anlamadım abi. Sonra ara, Salih benim başım derde girdi. Salih beni kurtar. Salih'in de başka işi gücü yok zaten. Geri zekalı bir çocuk ya. Ulan bir kere de şanslı günümdeyim diyeyim ya. Görelim bakalım kimmiş bu Serra Mehmet'sinin yavuklusu. Aa, bakıyorum da bizim ayının içinden ince ruhlu bir kartal yavrusu çıkmış ha. Doğru konuş lan Nazlım. Laf mı iyi bir şey mi diyorsun, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum senden. Of var var. Ya beni okuldan almaya geldiğin için iltifat ediyorum ama... Neyse boş koy. Sen anlayana kadar otobüs kaçtı vallahi. Lan Barbar nereye bakınıyorsan? Ben buradayım işte. Hadi gidelim. Bugün okuldan için maydı zaten. Hadi. Ne o? Serra Hanım'a mı bakınıyorsun yoksa sen? Ne alakası var kızım? Barana uysuzdan. Diyorsun. Bak sen. Ne o? Taca mı çıkardın Serra'yı? Yok canım. Offside'a düştü. Gerçi o da mahallemizin güzide bir sakini. Sonuçta onu da koruyup kollamak bizim boynumuzun borcu icabında. Ya mahalle muhtarı gibi konuşma lan karşımda. Zaten sevgilisi çoktan alıp götürmüştür onu. Hadi biz de gidelim. Hadi. Lan Barbar, hadi seni. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı. Hoş geldiniz. Bülbülüm, harbi altın kafestesin ha. Vay. Sofra da konuşuyor ya Ayrı abi. Annem elleriyle yaptı abi. Hazır mazır değil yanmış olmasın. Üzülme lan anneninkiler de güzeldir belki. Otur otur Barbaros otur. Eline sağlık yengemizin vallahi zahmet etmiş ya. Ne demek afiyet olsun. Bülent Efendi sen de boşları doldur bakalım. Vallahi sana da ne kadar teşekkür etsek az be Barbaros. Ne demek Ayrı abi ya. İki adam dövdük alt üstü. Yok be abi, ne yaptım ki ya? Olur mu oğlum? Çok büyük beladan kurtardın sen bizi ya. Oğlum insan gibi ya şundan. Boğulacaksın lan. Abi nimet arkamızdan ağlar öyle değil mi Ayrı abi ya? Ye oğlum ye sen, rahatına bak. Afiyet olsun. Komşum hoş geldin, gel. Ya ben meyve alacaktım ama siz bozmayın keyfinizi. Olur mu ne demek komşum? Buyur gel. Vay Aydar abi, kaynanan seviyormuş vallahi böyle çilingir soprusun. Herkese denk gelmez. Gel böyle gel komşum. Buyur hoş geldin. Afiyet olsun. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Hayırdır, bir şey mi kutluyorsunuz? Barbaros oğlumuza küçük bir teşekkür yemeği diyelim. Bize. Barbaros abi bizi mafyanın elinden kurtardı da sağ olsun. Biz beraber yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, hoş geldin. Hoş buldum, afiyet olsun. Hayri abi, ben portakal alacaktım ama. Ben tabii, ben portakalın en güzelini vereyim, aslını vereyim sana. Gençlik işte, ne diyeceksin? Efendi bir kız bu. Efendidir. İşte okullu mimar falan çıkacakmış. Ama aksi biraz da huysuzdur. Mimarlık diyordun bir de. Aa, on numara kızdır Serra. Kız başına ev geçindiriyor, kolay mı? Üstelik okula gidiyor bir de. Buyurun. Teşekkür ederim. Güzel. Babası yok mu? Vallahi öldü diyor ama. Hani ölünün arkasından sevgiyle söz edilir ya.
Bununki pek öyle değil. Nasıl yani abi? Ne bileyim oğlum. Geçmişte nahoş olaylar yaşanmış sanki. Anlatamayacağı olaylar yani. Allah yardımcısı olsun abi. Hadi oğlum ya. Vur lan. Vur. Allah seni kahretmesin. Ne haber millet? Oo. Haberler zaten halinizde Nazlım Hanım. Zira bütün gün şahsınızı aradık ama ulaşamadık. Çok mu özledin lan beni? Doğru söyle. Ne özleyeceğim ben seni? Boş boş konuşma. Aman da aman. Hemen atarlanırmış benim yiğidim. Dur kız, cıvınma hemen. Neredeydin bütün gün? İşteydim be, nerede olacağım? Hayırdır kantin gülü? Çift kaşarlı tostla toplantıların mı vardı ha? Aradım seni kaç kere, niye açmadın telefonu? Ya sen aradığında tam Ali ile önemli bir şey konuşuyorduk, açamadım. Ali mi? Ulan bir Ali'miz eksikti, o da geldi tam oldu maşallah. Kıskanma lan hemen, ya senin yerin ayrı biliyorsun. Ayrı olacak lan tabii. Zaten yakında herkesler benim peşimde koşacak. O zaman göreceğim ben sizi. Barbar da barbar diye inim inim inleyeceksiniz. Bakıyorum hayaller Tom Cruise, gerçekler varoş Barbara. Aa! Ya ne yapıyorsun ya? Hıç! Pardon abi. Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı. Yolla bana! Ya ben bana! Pardon! Abi dur gelme, Allah sarma! Şu anlattığın kızın Serra'yla ne işi olabilir? Ben ne bileyim, ben de anlamadım ki. Bak. Mahallemizin kızını yedirmeyeceğiz tabii ki de. Ya, tabii ki yedirmeyeceğiz. Ama ben de ayağıma böyle bir kısmet gelmişken ya, taca çıkarmak istemedim. Ya, azıcık yemledim haliyle. Ha. Şimdi şu Ali denen zibide kızın ses kaydı var değil mi? Kesin bilgi bu. Var var. Dinledim. Kesin bilgi. Güzel. Yani sosyete gülü her türlü avucumuzun içinde. O zaman bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Günaydın. 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 İyi günler size. Kimdi o yanındakiler? Dedim değil mi abi ben sana, sözlenmiş diye. Oğlum hep senin yüzünden lan. Ben ne yaptım ya? Ulan yok sözlenmiş, yok bilmem ne diye gönderdin Evren'e şeyi. Evren kim be? Ben tanımıyorum öyle birini. Ne göndereceğim bir şey?